Selamlar herkese. Hançer ben. State of Decay'in ikinci sezonu ile karşınızdayım arkadaşlar. Efsane geri döndü. State of Decay kanaldaki en popüler serilerden bir tanesiydi. İlk sezon yaklaşık 100 bin kere izlendi totalde. Ve açıkçası benim de en çok keyif aldığım zombie survival oyunlarından bir tanesi kendisi. Geçtiğimiz aylarda devasa update'ler geldi ve oyunu kökünden değiştirdiler diyebilirim. Ben de cesaretimi toplayarak yeni bir sezon için bilgisayarın karşısına geçtim arkadaşlar. Niye cesaretimi topladım? Çünkü bu oyunda save yapamıyorsunuz. Autosave var. O yüzden yani muçarsanız gerçekten bütün karakterleriniz ölebiliyor. O yüzden bir yayıncı için gayet riskli bir oyun ama bu riski sizler için almaya karar verdim. Haydi campaign'den devam edelim. Yeni bir komünite kuracağım arkadaşlar. Geçen sezonu bitirdik sapasağlam. Tutorial'a atlıyoruz. Sıfırdan yeni karakterlerle başlamak istiyorum. O yüzden Nightmare zorluğunu seçeceğim. Little yemiyor açıkçası. Çünkü Little seçiyorsanız eski bir koloninizi kullanmanız tavsiye ediliyor. Yüksek level'lı karakterlerinizi, kaynaklarınızı kullanmanızı tavsiye ediyorlar. O yüzden ben ona cesaret edemiyorum. Nightmare'da zaten müthiş derecede zor ve sıfır karakterlerle başlayacağımız için daha da zor olacak arkadaşlar. Geçen sezon galiba Trumble Valley'i bitirmiştik. Aynen. O yüzden farklı bir harita seçeceğim. Meager Valley yapabiliriz. Cascade Hills yapabiliriz. Bence bunu yapabiliriz. Çok da fark etmiyor haritanın şeklini. Seviyorum açıkçası. Ve birkaç tane karakter yaratacağız şimdi. Umarım yaratacağız. Karakter seçme ekranını neden atladı bilmiyorum. Oyuna girerse okey, atlamamış. Daha önce bitirdiğimiz için ilk sezonu bir ufak tefek bonuslar alacağız. Bu bir para birimi. Oyunda gösteririm ne olduğunu. Ve 3 tane karakter ekleyeceğiz. İsterseniz basıp böyle daha önceki karakterlerinizi seçebiliyorsunuz. Galiba bunların birkaç tanesi arkadaşlar ilk sezondan. Jim olabilir. Nathan veya gördüğünüz gibi level 2 çok sağlam skill'leri var. Pat. Bu mesela ilk sezondan bir karakter. Richard da olabilir. Yüksek level'lı. Bunların hiçbirini kullanmayacağız arkadaşlar. Bunlar bu havuzda duracak. Hayatta kaldıkça. Biz sıfırdan random karakterlerle başlayacağız. Şöyle 3 tane random atıyoruz. Bu arada bayağıdır oynamıyorum oyunu. Çok paslandım. O yüzden canımız yanacak. Bence fazlasıyla canımız yanacak hem de. Ha, şimdi birkaç tane özellik. İlk sezonu izlenmemiş olanlar için biraz da anlatmaya çalışacağım oyunu. Yetişebilmeleri açısından. İsterlerse ilk sezonu da izleyip yetişebilirler. 4 veya 5 özelliği olacak karakterlerin arkadaşlar. Ben başlangıçta birkaç şey istiyorum. Bunlardan bir tanesi Madison. Aryun fena değil. İlaç çünkü iyileştirme hızımızı hızlandıracak diyelim. Onun dışında neler gelebilir? Craftsmanship hatırlamıyorum açıkçası. Bu muydu, inşaat mıydı? Böyle inşaat tarafında bonus verecek. Computer bilgisayar skill'i. İlk 4 skill aynı şeyler. Cardio stamina'mızla ilgili. Wits böyle lootlamamızla ilgili eşyaları. Fighting melee, shooting range skill'imiz. 5. de bonus geliyor. Bakalım. Neler? Mekanik arabalarla ilgili, buna da gerek yok şu anda. Gardening. Okey. Bu fazladan yemek getirecek bize. Son olarak da craftsmanship olabilir. Emin değilim ama bu nasıl bir tip? Gözleri mi yok bunun? Okey. Spastik bir tipe benziyor. O yüzden onu seçmeyeceğim. Bakalım. Dandik dandik şeyler de var böyle enteresan bufflar veren. Boş da bırakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Boş da bırakabilirsiniz. Kitap okuyup yetenekler de kazanabilirler. Kimyaya da gerek yok. Craftsmanship olsun o zaman. Müthiş tipsiz bir kolonimiz oldu arkadaşlar. 3 karakterimiz var. Doktorumuz Aryun veya Arjun. Aryun diyeceğim. Komple Hintli. Shalinka. Bayıldım. Üçüncüsü ise Sabrina. Bahçıvanımız. Ve fena değil gibi. Böyle bir ekiple başlayacağız. Hazır mıyım? Kesinlikle. Kesinlikle hazır değilim arkadaşlar. Hiç pratik yapmadım. Bitirme sözü vermiyorum sezonu. Hepimiz ölüp game over olabiliriz. Çünkü bir sürü yeni mekanik var. Artık böyle kalpler var zombileri kontrol eden. Onlar çok daha zeki. Ve yamultabilirler bizi. Muhtemelen de yamulacağız ama böyle bir denemek istedim. Yeni haftaydı sizlere. Göstermek istedim. Geek yapıyorlar arkadaşlar. Arabamız bozuldu. Olay bu. Bir tane kendimize ev bulacağız şimdi. Öncelikle yapacağımız şeylerden biri derken tipler veriyor. Tamam, bunları biliyorum. Şuradan
yemek topluyorum. Bir inventory'miz var, silahlarımız vesaire. Bir de sırt çantalarımız var. Oha geliyorlar. Bir saniye dur. Dur. Şu çantayı ona vermem gerekiyor. Yes. Ben de bir çanta alıyorum. Okay. Kontrolle mi çömeliyorduk? Ne çabuk geliyorlar. Bir saniye beklemediler. Şimdi yeni bir tane ev bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Haritamız bu. Buraya gideceğiz. Hayır, oraya gitmeyeceğiz. Buraya gideceğiz. Ve sessizce gitmemiz gerekiyor. Aman tanrım. Bu gerginliği gerçekten özlememişim. Çünkü çok sakin ev kurma, inşaat oyunları oynuyoruz uzun bir süredir. Bir yıl oldu böyle bir oyun oynayalım. O yüzden mümkün olduğunca dikkatli oynamaya çalışacağım. Full stealth oynayacağız. Yardırmayacağız. Ve geçen sezon bir sürü adam kaybettik. Çünkü bu oyun sizi strese sokuyor. Saçma sapan strese sokuyor. Şöyle arkadan öldürmeyi göstereyim mesela. Çünkü save yapamıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik save yapıyor. Alt F4 bile yapsanız karakterinizi ölürken açtığınızda ölmüş buluyorsunuz karakteri. Şöyle stealth ile takedown yapabiliyorsunuz. Nispeten sessiz. Ve hatırladığım kadarıyla da yeni oyunculara, izleyicilere anlatmaya çalışacağım. Mesela sol altta minimap var. Sol alttaki minimap'te sesi duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Mesela gürültü yaparsanız, kapıya vurursanız, camı kırarsanız, silah kullanırsanız ki şu anda yürüdüğüm için sol altta ufak böyle çemberler çıkıyor karakterimin etrafında. Bu gürültü yaptığım anlamına geliyor. Feral var. Yandık. 4 ayak üstünde çok kuvvetli bir zombi arkadaşlar bu. Ve aşırı hızlı. Etrafta bir tane var anladığım kadarıyla. Onların çığlığından duyabiliyorsunuz. Nerede? Üstüme atladı. Of. Güzel başladık. Güzel başladık. Bunlardan C ile dodge'luyorsunuz. Ve bunlar bayağı güçlü. Katletti bizi. Gerçekten. Of. 10 influence kazandık. Influence bir para birimi kullanacağız oyunda. Gerçekten bu nasıl başladık ya? Fazla zorlaştırmışlar. Yani dikkatli oluyorum ki ya ama bakalım. Dediğim gibi söz vermiyorum. Hepimiz game over olabiliriz. İlk sezon çok canım yandı. Bir sürü insan kaybettik. Tavsiyeleriniz varsa arkadaşlar oyunla ilgili yapıştırın yorumlara. Yapıştırın. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap deyin. F'e basarak şeyi açabiliyorsunuz. Işığınızı açabiliyorsunuz. Ve lootlamaya başlayalım yavaştan. Burada benzin bulacağız galiba. Sol üstte kaç tane sandık lootlamanız gerektiğini yazıyor. Ve kaynak olarak neler bulabileceğiniz yazıyor. Mermi bulduk. 22 kalibre. Nereye gidiyor bilmiyorum 22. Eğer shift'e basarsanız daha hızlı arıyor karakteriniz. Ama o zaman gürültü yapma ihtimali çıkıyor. Ki tavsiye etmiyorum bu tarz zorluk seviyelerinin de. Araç gereç bulduk. Harita mı? Bunu satabiliyoruz. Güzel bir harita. Sonra bir sandık daha kaldı. Burada benzin bulacağız muhtemelen. Dediğim gibi bir yıl oldu. Ben hatırlatmaya çalışacağım sizlere. Ve serinin ilk bölümü olduğu için bir beğeni ve destek yorumu bırakabilirsiniz. Şimdi burada benzin çıktı. Sadece bir tane sırt çantası taşıyabiliyorsunuz. O yüzden Sabrina'ya vereceğim bunu. Tuşları falan da unuttum. Nasıl veriyorduk böyle? Bunları çok hızlı yapmanız gerekiyor. Pause da yapamıyorsunuz çünkü oyunu. Save de yapamıyorsunuz. Load da yapamıyorsunuz. Her şey gerçek zamanlı. Mesela koşarsanız daha çok ses çıkıyor. Vesaire. Birazdan eve gideceğim ben. Ama ufak tefek bir şeyler toplamak istiyorum gitmeden önce. İşte bunu kırmamam gerekiyor. Omuz atabilirim ama ses çıkacak. O yüzden C tuşuna basarak bıraktım. Camları kırabilirsiniz. Arka kapıya bakabilirsiniz. Ama kapıyı kırmayın arkadaşlar. Müthiş ses yapıyor. İlk base'imizi bulduk. Buraya yerleşeceğiz. Burası 3-5 kişilik. Şöyle sessizce girelim. Öncelikle içerideki zombileri temizlememiz gerekiyor. Ses yapmayın. Kapıyı kırdınız. Ses yapmayın. Kapılardan da ses çıkıyor. Hayda. Kapıyı amma çarp. Kapı kendiliğinden açıp kapanıyor. Girdik. Onu hallettiniz. Başka bir şeyler var mı? Bu hayatta mı? Yes. E ile yerdeki zombileri öldürebiliyorsunuz, patlatabiliyorsunuz. İyi misiniz? Temizledik galiba içeriği. Alt katta da bir şeyler var gibi. Gerçekten bu gerginliği özlememişim. O nereden çıktı? C ile dodge yap diyor. Biliyorum ama geldiğini görmedim.
Bir base alıyorsanız öncelikle bütün odalara girmeniz gerekiyor. Sol altta minimap'te gösteriyor zaten. Bu odaya bakmadın, bu odaya bakmadın tarzı küçük kutular var. Şimdi bütün odalara bakacağız. Böyle hop bah. Şöyle dodge'layıp arkasına geçip öldürebilirsiniz de. Yavaş yavaş hatırlamaya başlıyorum. Buna baktık, buna baktık ve base temiz arkadaşlar. İçerisini temizledik. Şimdi üst kata çıkarak ele geçireceğiz burayı. İleride çok daha büyük base'lere geçeceğiz. Hayatta kalabilirsek. Bakalım. 3 kişilikmiş. 10 tane inşaat yeri var. Base de inşa edeceğiz. Mutfak, büyük yatak odası, bir tane daha yatak odası, çöp. 2 tane de araba için yerimiz var. Evet, kesinlikle istiyorum. Zaten hırpalandık. Canımız yarıya indi o. Feral bizi hırpaladı. Güzel. Şimdi sol üstte kaynaklarınızı görüyorsunuz. Bunlar günlük olarak azalacak. Özellikle yemek vesaire. Ve bunları doldurmamız gerekiyor. İlk yapacağım şey çantaları bırakmak. Çantaları nereye bırakıyorduk? Burası mutfağımız. Biri quest'e mi geldi? Merhaba. Ulysses. Bizim için yaptıkların için teşekkür ederim. Tüccar, ticaret yapıyor arkadaşlar bu. Okey, bir ticaret yapalım. Çok güzel oldu bu ama sadece mermi satıyor. 4200 param var arkadaşlar. Galiba başlangıç bonusu sayesinde biraz güzel başladık oyuna. Neler alabiliriz? Kitaplar satıyor, ilaçlar satıyor. Mermi alabiliriz. Bence mermiyi alalım. Alamıyorum çünkü çantamda yer yok. Hiçbir şey alamıyorum. Biraz bekler umarım. Parçalar var, tohum var. Fena değil. Çok da işe yarar bir şey yok şu anda. Keşke yemek vesaire satsaydı. Kimya kitabı satıyor. Geç. Su soğutucu. Umarım birazcık bekler. Şu çantaları koymak istiyorum öncelikle. Kapıları falan böyle çok yavaşça açıyoruz. Çünkü base'in içinde yaptığımız ses bile önemli. Saldırı yiyebiliriz. Buraya koydum arkadaşlar. Sırtımda 4 benzin vardı. Ve bu sayede onu depoladım. Şimdi karakterler arasında nasıl geçiş yapıyorduk? Güzel soru. Kesinlikle kısa tuşlara bakmam lazımdı. Escape değil. M. Evet. M'den buradan base'e geçebiliyorsunuz ya da community. Şimdi Sabrina'ya geçiyorum ki herkes yaralanmış. Herkes yaralanmış. Bunların kısa yollarını öğrenmem lazım. Ben M'den geçiş yapacağım. Karakter nasıl geçiyorduk? Take control T. Ne yapıyor? Yatakta mıymış? Uyuyormuş. Kalk hadi kalk. Oho, kalkmasını bekliyorum. Evet. Yaralanınca hem staminanız hem canınız azalıyor. Sıkıntıya giriyor. Sabrina'dan da şeyi bırakıyorum. Bunda da mermi vardı değil mi? Bam. Güzel. Güzel oldu. Şimdi diğer karakterden de alalım. Yani konuşup da alabilirim aslında. Şey yapmama gerek yok. Şöyle flashlight'ımızı açalım. Tut tut tut. Karakterleri hayatta tutmaya çalışacağım. İsimlerini öğrenelim. Çünkü hepsi katkılı olacak. Level atlayacaklar. Kasmamız gerekiyor karakterleri. Yoksa hiçbir yere ilerleyemeyiz. Yeni karakterler de alacağız. Shalinka. İsimleri de sallayacağım bol bol. Sen değilsin. Sen bitmişsin zaten. Minimap'te görebiliyorsunuz yerlerini. Tabii evin içinde kaybolmazsınız. Burada. Herkes perişan ya. Daha eve yeni geldik. Aldım. Güzel yemek bulmuşuz bir tane. Bu yemeği de bırakıyorum. Sol üstte. Gelmedi. Hah geldi. Geldi. Sol üstte güzel kaynaklarımız oldu şu anda. Base'i inşa etmeye başlayabiliriz ufak tefek. Bu arkadaştan da paramız varken alalım arkadaşlar. Alalım. Mermi alalım. Diğer şeyler işimize çok da yaramıyor. Tohum alabiliriz de tarlayı upgrade'lemek için. Çok kasmaya gerek yok şu anda. Bunların hepsini toplayacağım çünkü ben. Bunların hepsini toplayacağım. Ve Samantha mıydı? İsimleri sallayacağım. Biraz daha mermi koyduk. Evet, güzel oldu. Şimdi ilk yardım şeyiyle yemek bulmam gerekiyor. İnşaat şeyi bulmam gerekiyor. Şöyle bir base'imizi inceleyelim. Öncelikle şu çöpü kaldıracağız. Biraz vakit alacak. Ve sol tarafta bir sürü şey var. Detaylarımız, kaç kişi olduğu, kimin çalıştığı, yatak sayımız, moral. Moral düşerse arkadaşlar yamuluyoruz, gidiyorlar, terk ediyorlar. Ve bu seviyede moral çok kötü. Çünkü Nightmare oynadığımız için -15 debuff'ımız var otomatik.
O biraz üzücü. Gürültü var. Gürültü artarsa saldırı gelebilir. Siege yeni bir mekanik, bilmiyorum. Şuradaki çöpleri temizleyeceğiz. Komuta merkezi, yatağımız var. 4 yatak var. Depo, mutfak. 2 tane daha yerimiz var. 2-3 tane. Bunlara bir şeyler inşa edeceğim. Şu anda hiçbir malzememiz yok. O yüzden dışarı birazcık keşfe gidiyorum. Sabrina ile gidelim. Sallıyor muyum isimlerini? İsmin ne? Sabrina Shalinka Arjun. Arjun. Okey, hadi bakalım. Bu arkadaşta quest mi var? Sıkıntı yok gibi. Şöyle etraftaki şeyleri lootlamaya başlayalım arkadaşlar. Sabrina ile. Birazcık yaralandık ama... Aa, bunlar ne? Bal mı? Ve koştukça, işte bir şeyler topladıkça, bal bulduk, satabiliyoruz güzel fiyata. Çok iyi. Bir şeyler topladıkça, koştukça, melee vurdukça, range vurdukça skill'lerimiz artacak arkadaşlar. Yani aktif olarak kullanmak, buradan çok iyi para gelecek ya. Ballardan. Aktif olarak karakterleri kullandıkça kasacağız. Base'in içinde de mesleklerini kasacağız. Bir şeyler craftladıkça bunlar. İşte biri ilaç yapacak hastanede. Biri tarlada çalışacak vesaire. Bu kapıya bakalım. Diğeri açılmamıştı. Yes, buradan girebiliyoruz. Gürültü yapmamam lazım çünkü tepeme binecekler. İçeride bir şey var mı? Yok gibi. Burada ilaç şeyi bulacağız. Aa, çok iyi. İlaç kaynağı bulduk. Bu sırt çantamız, dediğim gibi, base'e koyuyoruz bunları. Ve günlük yemek ihtiyacımız var, ilaç ihtiyacımız var, malzemeler bulacağız ve bunlarla base'de inşaat yapacağız. Parça bulduk biraz. Ve yani ne bulduysak lootlamamız gerekiyor. Şeyi temizlediler base'i bu arada. Buradan komut verebiliyor muyum? Şurayı da temizlesinler. Yes, verebiliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bu sandıktan da bence mermi çıkacak. Bir crossbow bulabilirsem süper olur oyunun başında. Parça. Parçalar güzel. Bunlardan mermi vesaire yapacağız. Şimdi sol altta minimap'te siyaha dönüştü. Demek ki her şeyi lootladık. Her şeyi lootladık anlamına geliyor. Şimdi nereye gidelim? Şuraya gidebiliriz. Ha, oyunun yarısı lootlamakla geçecek arkadaşlar ve ben gürültü yapacağım ya da zombiler çıkacak. Sonra kaçmaya çalışacağım. Bol bol da öleceğim. Şey, ne yazık ki binlerce izleyicim kanser oldu ilk sezon. Burada quest varmış. Şuraya gideceğim öncelikle. Çünkü şunu neden yapmadın, bunu neden yapmadın tarzı yorumlar çok geliyor. Oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar hissetmek için. Save yapamadığınız... Tohum bulduk işte. Az önce hiç satın almama gerek yokmuş. Save yapamadığınız bir oyunda, karakterlerinizin ölme ihtimalinin bu kadar yüksek olduğu bir oyunda neden hata yaparsınız? Görürsünüz arkadaşlar, oynarsanız. Bir tane zombi var. Mesela level atladım. Wits böyle agility olarak düşünebilirsiniz. İşte gizlice stealth kill yapmak ya da bir şeyleri toplamak. Onlar da level atlayınca daha spesifik yetenekler kazanacaklar. Şu anda müthiş çömezler. Part bulduk. Oo, bir sürü tohum bulduk. Gidip şimdi tarla yapabileceğim bir tane yavaştan. Dışarıda da zombi seslerini duyuyorum. Aa, bu çok güzel oldu hem de çok kötü oldu. Mesela inşaat materyali bu. Birazdan geleceğim bunu almaya. Birazdan geleceğim. Çünkü bir şeyler inşa edebileceğiz. Hızlıca bir bahçe yapalım. Crossbow bolt. Crossbow'um yok ama. Ama crossbow'um yok. Neyse. Okey, hızlıca base'e gidelim. Koşalım ki staminamız kassın biraz. Yani oyundaki en sıkıntılı şey arkadaşlar o feral'lar. Bize daldı ya bir 5 dakika önce. Onlar gerçekten çok yıpratıcı. Elinizde düzgün bir silah yoksa ve tek başınaysanız yandınız. Tepenizden inmiyor.
hiçbir şekilde inmiyor. Ve doğruluyor her şeyi. Bu ne yere oturmuş perişanları oynuyor? Biraz morallenin arkadaşlar. Biraz moral rica ediyorum. Bunu koyduk. Feral mı? Bir tane daha mı var? Yeter. Buraya da eşyaları koyabiliyorsunuz. Bam bam bam. Topladığım her şeyi buraya koyacağım şimdilik. Yanımda da bir tane can doldurucu. Bandaj yerine şu hapları alıyorum. Bandajı çünkü vakit alıyor takmaları. Kombatın ortasında çok da şey yapamıyorsunuz. Feral nerede? Burada. Öf, tam da gideceğim yere gidiyor. Yani teke tek yakalanmak istemiyorum çok. Oyundaki en sıkıntılı şey o. Genelde de o öldürüyor beni. Kaçamıyorsun. Yani oldukça iyi oynamalısın. Ben böyle ortalamanın belki biraz üstünde oynuyorum. Ve şunlar da veba zombileri arkadaşlar. Kırmızı zombiler var. Onlar size vurduğunda veba yiyorsunuz. Ve birkaç darbe alırsanız kalıcı olarak bulaşıyor size. Ve bir geri sayım başlıyor. Böyle birkaç dakika. O birkaç dakika içerisinde veba ilacı kullanmazsanız ölüyorsunuz pat diye. Ve şu anda veba ilacımız yok. O yüzden kesinlikle kırmızı zombiler bize vurmamalı. Kesinlikle vurmamalı. Ve bunlar daha başlangıç. Geçen gelen update'lerle bir sürü yeni mekanik de geldi. Biraz daha tohum bulduk. Daha onlardan bir haberim. Gerçekten fazlasıyla gergin bir sezon daha olacak. İlk sezonda Game Over'a gidiyorduk bir ara, sonra toparladık, şahane gitti her şey. Ama oyunun başında bu ne? Pamuk gibi bir şey bulduk. Bunları satacağız, hep süper para gelecek. Yeni gelen arkadaşlar için bir sürü komüniteler var. Onlarla arkadaşlık kuracağız. İnsanlar alacağız onlardan. Outpostlar yapacağız. Zombilerin base'lerine dalacağız. Kocaman bir harita. Ve main quest de var. Bu ne? Magnum mermisi. Bunu ne yapacaksam? Şu anda çok da gerek yok gibi. Burada yemek bulacağız bu arada. O güzel olacak. Güzel ama ben zaten şeye gidiyordum. Burayı da bitirdik. Ben zaten çantaya ihtiyacım vardı. Bir tane çanta takabiliyorsunuz. Neyse bir daha gelip giderim. Oyunun büyük bir kısmı loot. Arkadaşlarınızı yanınızda çağırabiliyorsunuz. Hem bodyguard olarak hem de yedek inventory olarak. İki kişi gezerseniz yani. Fazladan çanta koyabilirsiniz. Ama ben bu mekaniğe çok güvenmiyorum bu oyunda. Mesela rezalet bir durumda bulursanız kendinizi ve koşarak yardırarak kaçmak istiyorsanız, kardiyoda level atladım. Level 0'mış kardiyom. Yağları yakacağız Samantha'nın. Ne diyordum? Kaçmak istiyorsanız rezalet bir durumdan, yanınızda bir yoldaşınız varsa o çok ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir kaçayım ama savaşayım moduna giriyor ve ölüyor. Büyük ihtimalle ölüyor. O yüzden çok peşime takmayı sevmiyorum kolonimizdeki karakterleri. Ama ileride farklı kolonilerle karşılaşacağız. Onlardan para vererek kiralayacağız insanları. Onlar çok umurumda olmayacak. Bodyguard gibi gezdireceğim. O yüzden birazcık vaktimiz var. Şimdi şu yemeği de alırsak burayı bayağı bir bitirmiş olacağız. Bir kırmızı zombiye dikkat etmek gerekiyor. Feral geliyor. Kaçıyoruz. Dodge'ladım. Staminam bitiyor. Staminanız da bitmemeli. C ile dodge'layabiliyorsunuz da iyi zamanlamak gerekiyor. Şu ana kadar fena değil. Şu ana kadar fena değil. Çok iyi. Ne kadar agresif saldırıyor. Hepsini dodge'ladım. Ve base'e kaçtım. Gelecek muhtemelen içeri. Ama toplu dalacağız. Ve şu NPC tanklasın. Aynen, hiç umurumda değil. İndirdi. Eline sağlık. teke tekte kapışmak istemedim. Çünkü karakterimin kardiyosu 1 level. 3 tane sallasam elimdeki şeyi, staminam bitecekti. O yüzden gerek yok. Mümkün olduğunca oyunun başı... hadi kapışalım biraz. Mümkün olduğunca dikkatli oynamanız lazım diyecektim.
Ama zombi oyunda kapışmadan oynayamayız değil mi? Haydi biraz göstereyim. Şöyle teker teker gelirlerse bunlarda sıkıntı yok ya. Çok rahat indirebilirim. Böyle arkasına geçiyorsunuz. Hop take down. Ve kasıyoruz da. Güzelmiş kravatı. Temiz. Bunlar kolay. Feral'lar sıkıntı. O yerden gelenler. Onları silahsız indirmek çok zor. Ve silahımız yok henüz. Şimdi şuradaki yemeği de alalım. Ve bu tarafı bitirmiş oluyoruz nispeten. Hızlıca açabildik. Yemek değil, inşaat şeyi. Hızlıca açabildik çünkü search yapmıştık zaten. Burası outpost olabiliyor arkadaşlar. Bir sürü yeri outpost'a çevirebiliyorsunuz. Mesela burayı alırsak iki tane yatak geliyor. Burayı alırsak... Ya gerek yok gibi. Hiçbir bonus vermiyor. Bu yeni mekanik galiba. İki tane outpost alabilirim. Bunlara gerek yok şu anda. Niye bunları alabiliyorum? Enteresan. Normalde bir kaynak veriyor outpostlar size. Ama bunlar ne veriyor? Güvenli bölge. Defans. Aa, kalsın. Kalsın. Haydi Samantha ile devam edelim. Şimdi. Burayı bitirdik. Aa, şuraya gidebiliriz. Ama önce çantamızı yine bırakalım. Yapacak bir şey yok. Etrafta bir tane komünite bulmak istiyorum ben. Buralarda. Şu main quest'i yapalım ufak tefek. Topladığın materyallerle base'e gel diyor. Onu bir halledelim. Çok özlemişim bu arada oyunu. Cardio level 2. Samantha bakalım. Yakıyor gerçekten yağları. Bütün karakterlerimiz fit tazılara dönüşecekler. Hayatta kalırlarsa. Ops. Mesela böyle girerseniz gürültü yapıyorsunuz. Koşarak kapıya basmamalısınız. Buna bıraktım. Ve 8 materyalimiz oldu. Bakalım base'e bir şey inşa edebiliyor muymuş. 3 tane dışarıda yerimiz var. Bunları yıkabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Workshop yapabiliyoruz. Yatakhane. Hastane yapmalıyım. Hastane yapacağım. Bir de yağmur toplayıcı. Bahçe neden yapamıyorum? Bahçe için 10 tane inşaatçıya geliyor. Bence bir tane doktor yapalım. Zaten hastanemiz var. Biraz gürültü yapıyoruz. Fena değil. Şimdi inşaat malzemesi. İki tane outpostluk yerimiz var. Sağda görüyorsunuz. Difficulty Nightmare. Yaptım değil mi? Yes. Her şey Nightmare. Community'miz burada. Büyüyecek umarım ki. Görevi tamamladık. Main quest var arkadaşlar oyunda bir tane. Side questler olacak. Bir sürü şey var. Arturo ile konuş diyor. Ve ihtiyaçlarını dinle. Arturo'ya gidersem ölürüm arabasız. Burada bir komünite var. Hemen bunlara gidiyorum. Ama güneş batacak mı? Biraz daha güneş batıyor. Güneş batıyor. Risk budur. Bakalım kısaca, hızlıca gidebilir miyim? Akşam orada olmak istemiyorum çünkü. Bu görevin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden oraya henüz gitmeyeceğim. Veba ilacı getir bana diyecekler. Ama yok bende o. Şöyle ne güzel duruyor değil mi? Zombileri hesaba katmazsanız. Yeni bir vadiye gelmişsiniz. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Hop kamerayı çeviriyorsunuz. Zombi amaçsızca ortalıkta geziniyor. Hatta bir sürü. Biraz risk alıyoruz. Çok uzağa gittim. Bizim base'in ortadaki şeyleri toparlamam gerekiyordu önce. Lootları. Bu oyunda yardırmamanız gerekiyor. Mesela ne kadar kalabalıklaşırsak vesaire. Oyun gitgide zorlaşacak. Ne kadar level atlarsa karakter... Terler. Veba bölgesine geldik. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi veba bölgeleri var arkadaşlar. Etraf kırmızılaşacak birazdan. Ve bölgelerde kalpler var. Zombilerin böyle komuta merkezi olarak düşünebilirsiniz. Kocaman bir kalp. Silah mı var orada? Bunları patlatmamız gerekecek bu bölgeleri temizlemek için. Ve yeni mekanikler geldi. Bu mekanikler doğrultusunda bu komuta merkezleri artık çok zeki. Mesela etraftaki... Hadi be. Vodka mı çıktı? O ne ya? Ben tüfek falan çıkacak zannettim içinden. Vodka çıktı. Buradan güzel bir şey çıkabilir. Bir
tane arabayı acilen tamir etmemiz gerekiyor. Bizim o ilk bozulan ayakkabı diyorum, araba. Ah, ıvır zıvır. Şimdi, kalpler arkadaşlar aktif değil. Yemek gitti. Birinci günü bitirdik bu arada. Bir yemek yedik. Kalpler, eğer etraftaki zombilere saldırırsak ve işte bir şeyi patlatırsak vesaire etrafta, kalpler aktif oluyor. Aktif olunca da base'imize doğru zombi vesaire yollamaya başlıyorlar. Gerçekten yamuluyorsunuz. Yani tavsiye edilen şey, oyunun ilk bölümlerinde, ilk saatlerinde vebalı bölgelere gitmeyin diyordu herkes ve geldik bile. Gördüğünüz gibi her şey kırmızı. Geldik bile. Yapacak bir şey yok. Çünkü şu komünitelerden bir tanesinden adam kiralamak istiyorum bir an önce. 100 tane parayı basacağım. Ups. O ne? Burada gürültü yapabilirim. Çünkü gelirlerse... Araba benzini aldım. Çok iyi. Gelirlerse buradaki komünite onları tokatlayacak. Ya da tokatlanacak. İkisi de umurumda değil. Kaç kişiler? 3 kişi görüyorum. SA deyip giriyoruz. Ha, bu quest. Düşündüğüm quest buymuş. Veba örneği getir diyor. Peki diyorum. Kırmızı zombilerden düşecek arkadaşlar bu. Toplayacağım ileride. Ama crossbow falan lazım. Ticaret yapabiliyoruz. Ne var? İlk yardım. İnşaat şeyi var. Direkt aldım. Ama ne yazık ki bunları arama katamıyorum şu anda. Aa, üzdü. Üzdü. Arama katamıyorum şu anda. Peki. Geliriz yine. Geliriz yine. Çünkü yanlış yere gitmişim. Aferin Ançer. Buraya gitmem gerekiyordu. Haydi buraya gidelim. Şeyler... Y'ye basınca da radyo var. Bu da epey bir önemli. Bunu kullanacağız. Çok aktif kullanmalıyım aslında. Şurada mermi var galiba. Mor diyorum. Haritadaki turuncu şey main quest. Sarı şey de benim işaretlediğim şey. Bunu bol bol karıştıracağım. Yine magnum mermisi. Yok bende öyle bir silah henüz. Bende hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. Hop, Screamer var orada. Şunlar arkadaşlar çığlık atıyor. Kel kolsuz zombiler. Ve etrafa onlarca zombi çağırıyorlar, çekiyorlar. Bulaşmamanız gereken başka bir zombi türü. Şuradaki. Beni görmesin. Çığlık atarsa etraftaki kalp de aktive olma yolunda ilerleyecek. Çünkü uyaracağız, tehdit olarak anlayacak. Bir yandan da akşam oluyor. Yavaş yavaş base'e dönmem gerekiyor. Şunun çantasında bir şey var mı arkasında arabanın? Yok. Güzellik komünitemizi bulduk. Bunların evi de güzelmiş de bizimki daha güzel. Etrafında çitler falan var bizimkinin. Bu böyle çok ortalıkta. Bakalım. Hello. Tüfeklere bak. Matias. İşte bu. Şimdi ticaret yapabileceğiz. 100 para veriyorum. Bende 4000 var. Bonusla başladığım için. Çok şükür. Acele ettim bu arada. Niye Matias'ı aldıysam. Genelde şey yapabilirsiniz. Böyle Learn About Survivor deyip yeteneklerine bakabilirsiniz. Ona göre kuvvetli birini seçebilirsiniz. Mesela bu nasılmış? Fena değilmiş. Shooting'i falan var. Bitsi var. Ve hastaneyi bitirdik bu arada. Şimdi bu bizim kölemiz olacak arkadaşlar. Basitçe ne? ticaret yapmak istersem de... Ha, bu az önce kapımıza gelen adam. Ha, tamam. Akşam oluyor. Base'e dönmem lazım. Base'e dönmem lazım. Bir an önce. Sarı. Bu adam bizim kölemiz olacak. Peşimizde gezdireceğim. Kötü bir duruma girersem, sıkışırsam onu orada bırakacağım ve ölecek. Ben kaçacağım. Böyle bodyguard tarzı takılacak peşimde. İşte bu. Silah falan da var. Ve gürültü de yapacak. Çünkü silah var. Her tarafa sıkmaya başlayacak zombiler saldırınca. Burada neler var? Işığı açmak fark ediyor mu hatırlamıyorum. Biliyorsanız paylaşabilirsiniz. Bütün tavsiyelerinizi yardırabilirsiniz yorumlara.
Şuralarda bir şeyler bulalım ya gelmişken. Akşam biraz riskli ama. Samantha, Cardio Level 3. Şöyle çömeldim. Çömeldim. Ve yok ya, temiz. Bir şey yok. Bir şey yok. Ve inventory olarak da kullanabileceğim yanımdaki adamı. Yanlış hatırlamıyorsam. Eşya verebiliyorum diye hatırlıyorum. Hep araç geri çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Bakalım. Trade. Hayır. Ticaret yapabiliyorsunuz arkadaşlar 7/24. Yani abire bir şey satabilirsiniz. Fazla olan şeyleri. Öyle bir avantaj var. Bandaj geldi, parçalar geldi. Aslında parçalar bayağı şahane. İleride her şeyi craftlayabileceğiz parçalardan. Ama şöyle bir enteresan bir şey bulsam çok mutlu olurdum. Crossbow'du, bilmem neydi. Ne kaldı? İki tane daha şey var evde. Göremiyorum karanlık olduğu için. O yüzden akşam çok sağlıklı değil gezmek. Normalde parlıyor arkadaşlar. Çok önemli değil. Yine geliriz. Yolumuzun üstünde burası. Çığlık atanlardan var. Screamer. Nerede? Seslerini duyuyorum. Ne kadar yüksek pota. İnşaat şeyi geldi yine. Ne yazık ki bunu şey yapamıyorum. Kullanamıyorum şu anda. Haydi shift'e basıyorum. Mesela böyle hızlı... Hoppa! Yandık! Hızlı topladım. Bir tane silah geldi ve inventory'm doldu zaten. Birazdan üstümüze çullanacaklar. Şeyi satıyorum. Çantamdaki vodka'yı satıyorum. Para getiriyor çünkü. 102'ye. Şuradaki son şeyi lootlayacağım. Etrafta hiçbir şey yok galiba. Gelmedi zombi. Neyse. Koşarak base'e dönüyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi kapatalım. Yavaştan bir araba bulalım ya. Buldum aslında. Ama bozuk mu? Bozuk. Birazcık benzini var ama tamir şeyi gerekiyor. Arkasında ne var? Tamir şeyi var. Yes. İlk arabamızı bulduk. Böyle önüne geçiyorsunuz. İki mekaniği var arkadaşlar. Biri canı, biri benzini arabaların. İkisini de tutarsanız dolu kullanabilirsiniz. İlk arabamız geldi. Ve bagajı da bayağı büyük. Oha, 3, 6, 9, 12. Hiç 12 bagajlı araba görmemiştim. Ve mesela şunu koyabilirim. Gidip hızlıca şeyi alabilirim az önce bıraktığım. Malzemeyi alabilirim. Güzel, buralar sessiz ya. Şey, kalp olmadığı için burada. Nispeten sessiz. Hop, bunu aldım. Araba şahane arkadaşlar. Araba hayat kurtarıyor bu oyunda. Ve bol bol araba patlatacağız. Bu ne? Havai fişek. Keşke bir şeyler daha bıraksaydım değil mi şeyi arabaya? Keşke. Biraları satıyorum. Bunlar sadece ticaret ürünü bazı şeyler. O yüzden çok önemi yok. Haydi base'e gidelim. Akşam buralarda takılmak istemiyorum. İki kişilik galiba bu. Bagaja binebiliyorlar mı? Emin değilim. Benzin de mi yok? Vardı. Az önce %50 gösteriyordu. Benzini yok. Var bende değil mi? Yes, var. Benzin. Sağ taraftan dolduracağız. Benzini nereden dolduruyoruz bunun? Heh, buradan. Solda. Göremiyorum ki deliyim.
Kamerayı çevirebiliyorsunuz arkadaşlar doldururken, etrafa bakabilirsiniz. Güzel, yarısı doldu. Karavanımız hazırlı ol, hayırlı olsun. Neymiş bu? David Handyman. Tamirat vesaire yapan bir adamın karavanı. Base'imiz şurada hemen tepenin üstünde. F ile bunu da açabiliyorsunuz. Wow. Geceyi gündüze çevirdik. Araba mümkün olduğunca patlatmamaya çalışacağım. Base'e çok yakınız aslında. Güzel oldu. Ve şöyle park edeceğim. Işıkları açık bırakınca bir şey olmuyordu diye hatırlıyorum ama yine de kapatıyorum. Ve arabanın güzel bir yanı, arabanın inventorisinden depolayabiliyorsunuz her şeyi. Buradan T'ye basıyorsunuz. Yes, direkt koyuyor. Bam. Bam bam. Bunu öğrenmek yıllarımı almıştı. Her şeyi depoladık içeriye. Bagajdan yapabiliyorsunuz. İçeri girip tek tek koymama gerek yok. Ve Samantha ile yeterince oynadık bence. Yorulmaya başladı. Başka bir karaktere geçebiliriz. Hastaneyi de bitirdik bu arada. Değil mi? Çok güzel. Bir tane de yanına bahçe yapabiliriz artık. Günde bir yemek üretecek ve Samantha burada çalışır. Gidip hastanemize bakalım. Nasıl gidiyor gençler? Böyle bir yer. Bir iki tane yatak var. Burada bir sürü şey yapabiliyoruz. Modifikasyonlar ekleyebileceğiz ileride bulabilirsek. Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Enfeksiyonları iyileştirebileceğiz. Enfeksiyonumuz yok. İlaç craftlayabileceğiz. Şu anda gerek yok. Şunlar çok önemli olacak. Bir de buff verebileceğiz galiba. Aynen, bufflar. Artı 20 can veriyor herkese vesaire. Bunlara da şu anda gerek yok. Ama hastanemiz çok çok önemli olacak. Buraya da bahçeyi yapmaya başladık. Yemek gelecek. Günlük giderimiz ne kadar şu anda? Base'e basarsanız... Günde 5,5 mu gidiyor? 2 tane med gidiyor. Bayağı gidiyormuş. Neyse, işte biraz daha yemek üretebilirsek güzel olacak. Şimdi başka karaktere geçebilirim bence. Hepsi mi yaralı? Shalinka. 67 canı var. Ölmüş bu adam. Darmadağın olmuş. Omuz çıkmış. Dislocated shoulder diyordu. 102. Biraz daha iyi. Bunda kasları şey olmuş. Haydi buna geçelim. Doktorumuz. İsmini değiştirebiliyor muyum? Yok. Orada inşaat yapıyordu. Şimdi takip eden karakter bunun peşine takılacak. Onunla bir şeyler yapabileceğiz. Arabamızı park ettik. Gecelerden nefret ediyorum. Geliyor değil mi? Yes. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şuradaki evlere bir bakacağım. Buraları temizleyelim yavaştan. Okay, Screamer varmış. Çığlık atarsa base'imizin yanında çok güzel bir final olur. Şurada. Onu indirelim arkadaşlar. Yavaşça. Oha, bir tane de feral mı var? Biraz yandık. Biraz yandık. Bu tarafa mı bakıyor? Silahım yok. Hiç crossbow, hiçbir şey bulamadım henüz. Buraya bakıyor. Okay, risk budur. Güzel. Seni görürse 3 saniye içerisinde çığlık atıyor. Atmaması gerekiyor. Atarsa yandık. Bir tane de feral var dediler ki... Şurada. O saldıracak arkadaşlar. Her türlü birazdan aksiyon çıkacak. Çok fazla feral var ya. Bu kadar çok olmamalı onlar. Dört ayaklılar. İyi miyiz? Biraz benzin buldum. Benzin yokmuş. İçinde parça çıktı. Sıkıntı yok. Silah yeri bulmalıyım bir tane. Bu tarz depolarda crossbow silah bulamayacağım. Böyle polis istasyonu vesaire bulmam lazım. Ki silah bulabilelim arkadaşlar. Yoksa hep araç gereç.
vesaire çıkıyor şu aşamada. Ve radyo komutlarına bir daha bakmam lazım. Süper şeyler var. Oo, inşaat materyali, parçalar ve tohum. Burayı bitirdik. Ve dışarıda yaratık sesleri duyuyorum. Haydi sabah olsun. Mesela arabayla da gelebilirdim. Buraya da o kadar da gerek yok. Biraz aksiyona giriyorum arkadaşlar. Shift'le arıyorum. Gürültü yapma ihtimali oluyor. Siz yapmayın. Ne oluyor? Ne güzel. Yaptık bile. Silah sıktı adam. Şunu da indirdim. Feral geliyor. Camlardan atlayabilir. Camdan atladı. Bakalım. Etrafta bir yerde muhtemelen. Çığlığını duydum. Ölmüş olamaz. Hiçbir şey çıkmadı mı? Yapma oyun. Her an üstümüze atlayabilir ölmediyse. Shift'le arıyorum. Biraz gerginlik olsun. Yemek bulduk ama koyamıyorum hiçbir yere. Çünkü sırtım dolu. Okey, bu daha buraya bir daha geleceğim arkadaşlar. Çantam dolu şu an. Feral şurada mı? Çok gergin. Okey, aksiyon. Gürültü yapıyoruz. Ama base'e yakın olduğum için o kadar da gerginleşmiyorum. Hızlıca koşarak kaçabilirim. Tohum bulduk. Yine gürültü yaptım çünkü shift'le arıyorum. Tohumlar bulduk. Bir daha shift'le arıyorum. Merhaba kartını. O ne ya? Patladı. Bir de şişman zombiler var arkadaşlar. Patlıyorlar ve veba yiyorsunuz. Bana gelmedi çok şükür. Ama o buluta girmemem lazım. Diğer karakter yedi biraz. Çok umurumda değil. Bizim kolonimizin bir parçası değil. Bizim base ne kadar büyükmüş. Şöyle bakınca anladım. Aynen. Güzel ev. Güzel ev. Ve geldik. Eşyaları bırakalım. 5 tane daha inşaat materyali bulduk. Başka. Merhaba notu bulduk bir tane. Doğum gününü unutmayacaktım. İmkansız diyor. Gereksiz bir şey galiba. Gereksiz bir şey. Güzel. Ufak tefek bir şeyler biriktirmeye başladım. Şöyle bir silah buldum. Çekiç. Ama çok yavaş. Müthiş vuruyor ama çok yavaş. O yüzden kullanmayacağım. Matias'tan bir şeyler alalım mı? Hadi mermi alalım. 175'e çok param var. Ve kapasitemiz de var arkadaşlar. Depo yapmadığım için binlerce şey toplayamam şu anda. Maksimum 25 toplayabilirim herhangi bir şeyden. O yüzden şu mermileri de bıraktım. Bu mermileri işte silaha ve gerçek mermilere çevireceğiz ileride. Okey, şimdi gidip o yemeği alabiliriz. Ve sabah olmasını bekleyebiliriz. Akşamları da yakınlarda takılacağım. Mesela dombililer şunlar az önce söylediğim. Bunlar patlıyor ve gerçekten yamultuyor sizi. Şey yapabilirsiniz, böyle kendinizi gösterip koşabilirsiniz, düşecekler. Yanlış hatırlamıyorsam. Düşüyor. Bu salak da onun içine girdi. Girmedi. Ama bu dumanın içine kesinlikle bir tane daha var. Böyle koşturabilirsiniz. Ya da crossbow'unuz varsa bir tane patlatın. Ama benim hiç range silahım yok şu anda. Ve düşünce muhtemelen ses de yapıyorlar. En sıkıntılı yanı bunların arabayla sürerken birden yola atlıyorlar. Ve arabanın içi zehir doluyor. O zaman canınız birazcık yanıyor ne yazık ki. Şurayı da lootlayalım. Kardiyo level 1 mi oldu? Ekibimiz arkadaşlar dombili bir survival ekibi. Hiç kardiyo, hiçbir şey yok. Sıfır. Güzel. Şişe bulduk. Etanol bulduk. Bunları hastanede kullanacağım.
Ups, cam yok cam yok zannediyordum. İçinden atladım. Cam varmış. Camların içinden atlayabiliyorsunuz. Onu göstermek için yaptım. Ama gürültü. Bayağı gürültü çıkıyor. Haydi sabah olsun da uzaklara gidelim artık. Parçalar parçalar. Sırt çantası bulduk, 6'lık ama çok hafif, gerek yok. Şu anda 7'lik sırt çantam var, 8'lik bulmam gerekiyor arkadaşlar, hem de hafif bulmam gerekiyor. Yine Magnum mermisi buldum, bu Magnum mermileri ne yapacağım? Silah bulduk bir tane, bandaj, fena değil. Yavaştan biriktiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar biriktirirsek o kadar hazırlıklı olacak kolonimiz tehditlere. Ops. Elinizi dodge tuşundan C'den kaldırmamalısınız. Vodka. Çantam yine doldu. Fiber mi? Bunlar hep satılık arkadaşlar. Bunları satıyorum bunu. Arkadaşa. High trade value, yüksek satış fiyatı diyorsa bunları satın. Bu çantaya da işim yok. Satıyorum. Ya da biriktirebilirsiniz. Bir grupla ilişkiniz çok iyi olursa daha iyi fiyata satabilirsiniz. Ama şu anda zaten ilişkimiz iyi bu grupla. Friendly diye geçiyor. Bakayım. Aynen, dostlar. O yüzden iyi fiyata satabiliyorum. Satmakta sıkıntı yok. Burada yemek vesaire hiçbir şey bulamadık değil mi? Merhaba. Silah kullanma, rica ediyorum, silah kullanma. Öldürdüm, yerde zombi ta 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 tarıyor. Deyip ben gürültü yapıyorum, o da başka bir şey. Ama dediğim gibi adama güveniyorum biraz. Oo, kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Ev nerede? Mesela arkama bakmadan kaçıyorum şu anda. Geliyorsa geliyor. Kapışıyorsa kendi bilir. Screamer. Bir sürü zombi çekiyor oraya. Bulaşamam şu anda. Ve eğer kalp bölgesinde olsaydık, kalbi uyandırma ihtimalimiz vardı. O yüzden oralara bulaşmadan ilk bunları halledeceğiz. Geldim. Güzel. Yavaşlar arkadaşlar, ilk bölüme veda ediyorum. Bayağı gergin. Yakında, birazdan da sabah olacak zaten. Bahçıvanlık kitabı. Bunu satmıyorum. Okutacağım. Okutacağım. Şu salak silahları satıyorum para kasmak için. Kalan mermileri de alamıyorum şu anda. İlk günümüzü atlattık. Bahçeyi de yaptık. Biraz daha yemek gelecek şimdi. Ve evet, biraz hırpalandık ama idare ediyoruz şu anda. Bakalım, bakalım. Yavaş yavaş kolonimizi büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi şunu yanlış yapmamalıyım. Bahçıvanlık kitabını şeye vereceğim. Bahçıvan Samantha'ydı değil mi? Sabrina. Sabrina'ya vereceğim veya okutacağım. Ve ya sıfırdan öğretebiliyorsunuz? Hayırdır? Çok gergin bir şekilde bana bakıyorlar. Matthias da mıydı? Hayır. Aryun da mıydı? Yes. Bunu aldım. Bakalım kullanabiliyor muyum? F. Güzel. 2 level atladı. Bunları level 2'ye arttırırsam bahçeden daha bonus şeyler alacağız. Bir sonraki bölüm radyo işine bakacağız. Yanlış tuşa bastım. Radyo. Radyonun tuşu neydi? Radyonun T değil, Y tuşu. Bir sürü şey yapabiliyoruz bununla. Araba çağırabiliyoruz mesela. Paramız var. Kalpleri bulabiliyoruz. Kaynak düşürtebiliyoruz. Bir sürü şey var.
Bunları bir sonraki bölümün başında kullanacağız arkadaşlar. Kaynak bul vesaire. Güzel. İlk bölüm hayatta kaldık. Bakalım nereye gideceğiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.